Lokman Suresi ayet 20. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan her şeyi hizmetinize verdiğini ve sizlere açık ve gizli bol bol nimetler bahşettiğini görmez misiniz? O zaman iki türlü nimet var. Bir, açıktan nimetlendirmiş. İki, bir de ne? Gizli olarak nimetlendirmiş. O zaman iki şükür hale çıktı. Bir açıktan nimetlere var, bir de gizli nimetlere şükürü var. Bunu alın bir kenara koyun. Bir açıktan nimetler var. Bir de gizli nimetler var. Gizli nimet ne? Bütün herkes onu görmüyor. O seninle alakalı bizatihi. O zaman herkesin görmediği şey aşikar değil. Ya da belli şeylere aşikar. Ve yine Bakara 152'de öyleyse yalnız beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bu ayet-i kerime çok önemli. Bu zikre karşı gelenleri durduran ayetlerden birisi. Öyleyse yalnız beni zikredin. Yani zikredilecekse sadece Allah zikredilir. Ben de sizi zikredeyim. Demek ki siz Allah'ı zikrederseniz Allah da sizi zikredecek. Zikrin hemen arkasından bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Zikrin arkasından şükür ayeti var. Bana şükredin. Demek ki zikir, şükür ve nankörlük etmeme ardı ardına sıralandı. Allah'ı zikret, Allah'a şükret ve nankörlük etme. Bu üst üste sıraladı. Ve yine Bakara'da, normalde Ali İmran'da, değişik surelerde hep Cenab-ı Hakk'a şükürle alakalı ayetleri bulmanız mümkün.